Sınavda önce işaretlediklerim doğru çıkıyor, silip tekrar yaptıklarım yanlış çıkıyor. Evet sevgili öğrenciler, hemen hemen bütün öğrencilerin yaşadığı yaygın bir problemdir bu. Orada ana yaşadığınız sıkıntı neyi biliyor musunuz? Bir soruya ikinci kez bakmak demek, ilk çözüm yolunu kontrol etmek demektir. İşte bunu unuttuğunuzdan kaynaklanıyor her şey unutmayın. Bir 10. soruyu çözdünüz örneğin. A'yı işaretlediniz ama B'den de şüpheleniyorsanız ikinci döndüğünüzde bir süre sonra soruya tekrar döndüğünüzde ilk çözüm yolunuzu kontrol ediniz. Baktınız ki hala A ama B gibi de geliyor size değil mi? Bırakın A kalsın. O bir ön yargılı yaklaşımdır. Bunu unutmayın. Aksi halde doğruyu silip yanlış işaretlemiş oluyorsunuz. Hedefim aklıma geldiğimde motivasyonum bozuluyor. Sizce neden olabilir? Eğer siz bir şey aklınıza geldiğinde korkuyorsanız o insan size yaramıyor demektir ya da o durum size yaramıyor demektir. Eğer biz hedefimizi hatırladığımızda moralimiz düzelip mutlu olacağımıza işte o hedefe ulaştığımızda ne kadar güzel şeyler hissedeceğimize ilişkin bir düşünce bizde oluşmuyorsa hedef yanlıştır. Yanlış yere bakıyorsunuzdur. Hedefinizi değiştirin. Ya da hedefiniz doğrudur da çok yüksektir. Ya, o hedefi ele geçiremem diye bir korkuya kapılıyorsunuzdur. İşte o korkuya kapılmada sizi mutsuz ediyordur. Bunun için ne yapacaksınız? Hedef hiyerarşisi dedikleri yüksek hedef, orta hedef, ortanın altı hedef diye çok sayıda hedef belirlemeniz gerekiyor kendinize. Yurt dışında eğitim almak için şimdiden ne yapmalıyım? Evet, yurt dışında eğitime devam edebilmek için bir defa akademik seviyenizi, derslerinizi çok iyi seviyede tutmanız gerekiyor. Çünkü orada bir takım ölçümlere tabi tutuluyorsun. Sınav adı altında zaten ama özellikle yurt dışı eğitimlerde yabancı dil çok aranır. Ve bugün evrensel anlamda baktığınız zaman da İngilizce seviyeniz sizin orada çok aranır. Hangi ülkeye giderseniz gidin, siz mutlaka bir İngilizce seviyesinin ne durumda olduğu ile ilgili bir sınavla karşılaşacaksınız. Bundan dolayı sevgili öğrenciler, üniversiteye başlamak aslında sınavlardan kurtulmak değil, yeni yeni büyük okyanus nitelindeki sınavlara doğru kulaç açmak demektir. Bunu da hiç unutmayın. Salonda ders çalışıyorum. Annem o kendi odamda ders çalışıyor. Yani yaptığım sizce doğru mu? Evet tabi bu soruya şöyle de bakmamız lazım. Salonda televizyon açıkken ders çalışıyorsan yanlış. Ama salonda annenle babanla onların da katılımıyla bir ders çalışma ortamı varsa ki buna sosyal ortamlı öğrenme de deniliyor. İşte o zaman yaptığın doğrudur. Yani değerli anne babalar burada çocuk eğer odasına kapanıp ders çalışamıyorsa, sizin bulunduğunuz ortamda çalışıyorsa bu çocuk sosyal ortamlı bir öğrenme stilini aslında benimsemiş oluyor kendisine. O sebepten dolayı orada televizyonu kapatıp kendi aranızda konuşmaktan vazgeçip çocuğun çalıştığı konularla ilgilenmenizi öneriyoruz. Sanki işte biraz annen haklı biraz sen haklısın gibi konuşun orta yolu bulun şarkı söyleyerek ve dinleyerek soru çözüyorum. Doğru mu? Evet aslında kendi içinde ilginç bir soru bu. Çünkü sen şarkı dinleyerek soru çözdüğün için şarkıların olmadığı yerde sınav ortamlarında kendi kendine böyle şarkı mırıldanarak soru çözme yolunu seçiyorsun. Çünkü bütün öğrencilerde benim sahada gördüğüm çalışmalarda hep bunu rastladım. İşte onun için ikisi de zararlı. Neden biliyor musunuz? Siz şarkıyı neyle söylüyorsunuz? Beyninizle. Önünüzdeki soruyu neyle çözeceksiniz? Beyninizle. Bu ne anlama geliyor? Beyninizin, dikkatinizin, konsantrasyonunuzun ikiye bölünmesi anlamına geliyor. Sevgili öğrenciler, tek bir şeye odaklanmak, tek bir soruya odaklanmak o soruyla mutlak derecede baş edeceğiniz anlamına geliyor ve bunu bu yöntemleri asla unutmayın. <laughs>